Psikolojinin Penceresinden programımıza hoş geldiniz sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri ve Radyo Ege Kampüs dinleyicileri. Yeni bir programla yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün programımızda travma sonrası gelişim konusuyla sizlerle beraber olacağız. Konuğumuz Doktor Suat Seren, Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sayın Ali Ozan Yurtsever olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Hoş geldiniz Ali Ozan. Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, bugünkü konumuza geçmeden önce kendinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğiz. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki. 2010 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Daha sonra 2011 yılında Bursa'da bir kamu hastanesinde yaklaşık 2,5 yıl görev yaptıktan sonra İzmir'e tayin oldum. 2014 yılından beri İzmir'de Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. Aynı sene Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladım ve 2018 yılında onu tamamladım. Şimdi kamu hastanesinde çalışmaya devam ediyorum. Evet, yoğun bir özellikle kamu hastanelerinin de yoğunluğunu evet. göz önüne alacak evet. olursak hem bilimsel çalışmalar hem de pratik çalışmalar bayağı yoğun zaman evet. geçirmenizi sağlıyordur evet, muhtemelen. Doğru. Evet, bugün travma konusuyla sizlerle birlikteyiz. Travma sonrası gelişim özellikle. Hı hı. Ama öncelikle biz travma nedir biraz ondan bahsedelim isterseniz. Nedir travma? Olur. Daha iyi olur hatta. Çünkü kısa bir tanımını hı hı. yapmak da faydalı olacak travma sonrası gelişime başlamadan önce. Travmayı biz daha çok kişinin yoğun korku, kaygı, endişe yaşadığı durumlar ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gerek kendi gerek bir başkasının yaşamını tehdit eden ve yüksek derecede risk içeren bir kriz anı, bir kriz durumu olarak tanımlayabiliriz. Bu kavram sonrasında travma sonrası gelişim ise kişinin travma yaşadıktan sonra gösterdiği olumsuz ve stres tepkilerine karşılık aslında bir takım olumlu ve pozitif yönde değişimler gösterebileceğini de ifade eden bir kavram. Yani biz şunu biliyoruz, bireyler travma yaşadıktan sonra, bir travmaya maruz kaldıktan sonra bir takım olumsuz belirtiler, negatif semptomlar, stres belirtileri gösteriyor. Travma sonrası gelişim ise bunun tersine, aslına bakarsanız bireylerin bu süreçten bir takım kazanımlar sağlayarak, bir takım pozitif, olumlu yönde gelişimler sağlayarak da çıkabileceğini düşünen bir pozitif psikolojik bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Literatürde genel olarak travma sonrası gelişim şeklinde adlandırılsa da farklı çalışmacılar strese bağlı değişim, gelişim, travma sonrası büyüme, farkındalık kazanma gibi farklı kavramsallaştırma, isimlendirme yoluna da gittiklerini söyleyebilirim. Evet. Peki bu yeni bir kavram mı Ali Ozan Bey? Ne zamandan beri çalışılıyor travma sonrası gelişim? Aslında çok yeni bir kavram değil. Mesela Fransız yazar ve şair Alfred de Musset, büyük acılar kadar bizi olgunlaştıran bir şey yoktur demiştir. Yine Balzac her ızdırabın öğrettiği bir şey vardır evet. demiştir. Shakespeare ızdırap çekerek çok şey öğreniyorum demiştir. Çok genel bilinir Nietzsche evet. bizi öldürmeyen acı güçlendirir demiştir. Mevlana'ya geldiğimizde Tanrı ayak kırıldı mı Tanrı bir kanat ihsan eder, kuyunun dibinde bile olsak bir kapı açar demiştir. Aslına bakarsanız bunlar bu kavramın yüzlerce yıllık bir geçmişi olduğunu bize söylüyor. Yani olumsuz deneyimlerin, olumsuz yaşantıların bir takım yıkıcı etkilerinden ziyade olumlu değişimlere, gelişimlere yol açabileceği çok eski tarihlerden beri var olan bir kavram. Mitolojide, dinde, felsefede, Hristiyanlıkta, Hinduizmde, Budizmde, İslamiyet'te acı çekiyor olmanın kişiyi geliştiren, değiştiren, kamil insan kavramına, olgun insan kavramına ulaşmasına yardımcı olan bir süreç olarak tanımlıyor. Tasavvufta da bu böyle aslına bakarsanız. Mesela Yunus Emre'yi düşündüğümüzde Tapduk Emrah'ın
Emre'nin dergahında, hatta o dönemki deyimle çilehanesinde, yeterli derecede çile çekerse ancak kamil insan, hı hı, olgun insan olunabileceği inancıyla çok uzun süre orada zaman geçirmiş. Dolayısıyla psikoloji için yeni bir kavram olabilir ama yüzlerce yıllık bir geçmişi olduğundan bahsedebiliriz, evet, kavramın. Peki psikoloji araştırmacılarını bu kavramı araştırmaya iten sebeplere gelecek olursak, hı hı, ne tür bilgiler verirsiniz bize? Aslına bakarsanız 1980'lere kadar travma sonrası gelişim kavramı travmanın bir sonucunda bir baş etme mekanizması gibi düşünülüyordu. Fakat daha sonra içeriğinin çok da öyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü yani evet, travma yaşıyor kişiler, bir takım olumsuz stres belirtileri sonuçlarını gösteriyorlar ama özellikle bir veri olarak değerlendirdiğimizde, travma yaşayan toplumlara bakıldığında, travma yaşayan kitleler, bireyler incelendiğinde bu travmadan etkilenen kısım %1 ila 3 arasında. Dolayısıyla geriye kalan çok büyük bir kitle travmayla bir şekilde kendi başına baş edebiliyor. Diğer %1'lik, 3'lük kesim kadar etkilenmediği fark edildikten sonra da evet, burada da önemli bir şeyler var. Yani bu grup, bu büyük popülasyon bir takım bilişsel kaynaklarını, bir takım motivasyonlarını, bir takım baş etme mekanizmalarını kullanarak olumlu bir takım değişimler ve gelişimler gösterebileceği araştırmacıların dikkatini çekmiş ve asıl literatüre travma sonrası gelişim kavramı 1980'ler ve daha sonrasında bir kavramsal bir olgu olarak girmiştir diyebiliriz. Evet. Peki travma sonrası gelişimden yine devam edecek olursak, insanlar travma sonrası nasıl bir gelişim gösteriyorlar? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Travma sonrası gelişimi şu şekilde tanımlayabiliriz. Aslında ya bu biraz da sistematiğiyle ilgili, hı hı, düşünebiliriz bu soruyu. Farklı kuramlar, farklı kuramsal, evet, bakış açıları var. Mesela Sheffer ve Moose'un yaşam krizleri ve gelişim modeli var. Janoff ve Bulman'ın kendi ismini verdiği bir teorisi var. Tedeschi ve Kolho'nun işlevsel betimsel modeli var. Bunlar travma sonrası gelişimi açıklayan bazı kuramsal yapılardır. Ama genel olarak en yaygın kabul göreni, en kapsayıcı olanı işlevsel betimsel modeldir Tedeschi ve Kolho'nun. Onlar da süreci şöyle tanımlıyorlar. Yani kişiler bir travma yaşantısından sonra bir takım alanlarda gelişim gösteriyorlar. Bunlar kendilik algısındaki, hı hı, gelişim ve değişim, kişiler arası ilişkilerdeki gelişim ve değişim ve yaşam felsefesindeki gelişim ve değişim. Bunu daha sonra açıklayabiliriz dilerseniz. Ama süreci şöyle özetleyebiliriz. Bizim bir takım değerlerimiz, inançlarımız, dünya görüşümüz var ve biz bu çerçevede olayları değerlendirip bu şekilde davranıyoruz. Travmatik yaşantı, o kriz anı bizim bu var olan değerlerimizi, görüşlerimizi, şemalarımızı, içselleştirdiğimiz bu inançlarımızı sarsıyor. Bu inançlar sarsıldıktan sonra da travma öncesi ve sonrası arasında bir uyuşmazlık oluyor aslına bakarsanız. Yani travma öncesinde bir inancımız vardı, bir kriz anı, bir travma yaşadık ve artık o inançlarımız çelişti ve sarsıldı. Dolayısıyla bu sarsıntıdan sonra birey eğer uygun baş etme mekanizmalarını kullanırsa, uygun bilişsel süreçlerini devreye sokabilirse, ilk etapta olumsuz olan bu tekrarlayan bilişleri uygun baş etme mekanizmalarıyla olumluya çevirebilirse, bu az önce saydığım üç alan, kendilik algısı, kişiler arası ilişkiler ve yaşam felsefesinde değişim olarak gelişme gösterebiliyor. Kabaca bu şekilde özetleyebiliriz, hı hı, travma sonrası, evet, gelişimi. Peki her insan travma sonrası gelişim gösteriyor mu acaba? Her insan travma sonrası gelişim gösterebilir. Ama gösterebilmesi, hı hı, için bu az önce saydığımız o sistematik, hı hı, stratejik süreci yönetebilmesi lazım. Bunun için de bir takım özellikleri, evet, olması lazım. Nedir bunlar? Kuramcılar da kuramı oluştururken bir takım kavramların önemine çok vurgulamıştır.
vurgu yapmışlar. Mesela travma sonrası gelişimi kolaylaştıran süreçlerden bir tanesi, kişi eğer dışa dönük bir kişilik özelliğine sahipse, yeniliklere açık bir kişilik özelliğine sahipse, yaşadığı travma sonrası sarsılan o inançlar, şemalar daha kolay şekilde değiştirip yerine daha uyumlu ve işlevsel olanları getirebilecektir. Travmaya kriz anı da diyoruz. Aslına bakarsanız bir kriz yaşantısı. Dolayısıyla her kriz yaşantısında olduğu gibi stresi yönetmek de bu yaşantı için önemli. Stresi yönetebilme becerisinin de kişide olması gerekiyor. Bu stresi yönetecek, uygun baş etme mekanizmalarını kullanacak, ilk etapta olumsuz olan bilişlerini daha sonra olumlularla birlikte değiştirecek ve bir bilgi işleme süreci olacak. Bu süreçte yine işleyişi kolaylaştıran bir kavram daha var, sosyal destek. Hı hı. Başkalarının varlığı olarak da düşünebiliriz. Başkalarının bu varlığı bizim için çok önemli bu süreçte. Çünkü bazen o kadar yoğun olumsuz yaşantımızı, travmamızı o kadar yoğun bir şekilde olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Sık sık zihnimize geliyor ki olumlularla değiştirmek için bazen tek başına bizim çabamız yetmiyor. İşte o zaman bu diğerlerinin varlığı, başkalarının varlığı, yani sosyal destek sistemlerimiz de bu işi kolaylaştırıyor. Onların da yardımı oluyor bu süreçte. Onlardan fikir alıp süreci kolaylaştırıyoruz. Tabii bu böyle çok bir çırpıda anlatıyoruz ama bu kadar kolay olan bir süreç de değil. Birazcık kişinin zamana da ihtiyacı var. Tüm bunları yapabilmesi, içselleştirebilmesi için. Kriz anı dedik, krizin o şemalarımızı, inançlarımızı sarsıcı şiddette de olması lazım. Yani bir kriz yaşarsınız, bir travma olarak düşündüğünüz bir şeydir ama sizin o inançlarınızı, dünya görüşünüzü, şemalarınızı çok sarsmadıysa, bir uyuşmazlık oluşmadıysa bu süreç hiç başlamaz zaten. Dolayısıyla tekrarlayıcı düşünce sistemlerimiz, baş etme mekanizmamız, dışa dönük olup olmamamız, kişilik özelliklerimiz, başkalarının varlığı, sosyal destek sistemlerimiz, travmanın şiddeti ve bir miktar zaman kavramlarını iyi yöneten, bu süreci bu şekilde stratejik yöneten kişilerin travma sonrası gelişim gösterebileceğini söyleyebiliriz. Evet, hangi alanlarda gelişim gösterir diye sormak istiyordum size. Bu saydıklarımızı da dahil edebilir miyiz bu soruya? Edebiliriz. Normalde az önce de o kuramsal yapısını anlatırken üç alan saydım. Kişiler arası ilişkilerde değişim, kendilik algısında değişim ve yaşam felsefesinde değişim olmak üzere üç alanda değişim ve gelişim olabiliyor. Kişinin kendilik algısındaki değişimi şu şekilde anlatabiliriz. Bir kriz anında eğer biz o krizi kontrol edebilirsek, onun üzerinde bir kontrol sağlayabilirsek, yani o stresi yönetebilirsek, uygun baş etme mekanizmalarını o zaman devreye sokup bilgi işleme süreçlerini daha kolay yönetebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte kişinin düşünce tarzı, bilişsel süreçlerini yönetmesi çok önemli. Eğer kişi kendilik algısında bir değişim, bir gelişim yapmak istiyorsa, birincisi bu olayda, bu kriz anında kendisini kaybeden taraf olarak değil, kazanan taraf olarak görmesi gerekiyor. Yani bütün olumlu zihinsel işleyişini, bilişsel süreçlerini mağdur rolünden çıkarıp biraz da kazanan taraf, çünkü hayattayız, hayat da devam ediyor. Kazanan taraf açısından bakmak önemli. Kişi bu açıdan bakabildiği sürece artık şunu söylüyor kendine: evet, ben bu krizi, bu travmayı atlattım ve artık daha güçlüyüm. Ve özgüveni daha yüksek bir şekilde bir sonraki travmalara, yani yaşaması muhtemel olan bir sonraki travmalara daha hazır hale geliyor. Kendini daha iyi hissediyor, daha özgüvenli hissediyor, daha iyi bir benlik değeri oluşturuyor. Bu şekilde kendilik algısını düzenleyebiliyor. Kişiler arası ilişkiler boyutuna gelecek olursak, travma sonrası bireyler biraz daha hassas olabiliyor
başka travma yaşamış kişilerle ilişkilerinde daha esnek olabiliyorlar. Belki kendini hiç açmadığı kadar diğer insanlara açabiliyor. Daha empatik davranabiliyorlar. Daha merhametli olabiliyorlar. Konuşmayı, paylaşmayı, insanlarla bir araya gelmeyi daha çok tercih edebiliyorlar. Çevremizde vardır mutlaka. İşte kazadan sonra diğerleriyle olan ilişkileri çok değişti. Ya da bu hastalıktan sonra artık insanlarla daha iyi ilişkiler kuruyorum. Ya da bu hastalıktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Güçlü yanlarımı fark ettim. Ya da bu kaza bana ne kadar güçlü olduğumu hatırlattı aslında gibi söylemler çevremizde çokça duymuşuzdur. Aslında bunlar biraz da bu travma sonrası olumlu yöndeki değişimleri, gelişimleri de işaret eden söylemler. Yaşam felsefesindeki değişim bizim üçüncü değişim beklediğimiz alan. Bu da artık kişi bu yaşadığı krizi, bu travmayı bir dönüm noktası, bir sıçrama tahtası olarak değerlendiriyor ve bundan sonraki hayatını daha farklı yaşamaya karar verebiliyor. Manevi yönünü değiştirebiliyor. Ertelediği şeyler varsa onları yapmak isteyebiliyor. Hayattaki önceliklerini tekrar gözden geçirebiliyor. Anı yaşamak deriz ya hep aslına bakarsanız. Yani çok da kaçırdığımız bir şeydir. Anı yaşamaya karar veriyor. Küçük şeylerden mutlu olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu alanlardaki değişimi işaret ediyor. Mesela bir oyuncunun bir programdaki söyleşisini izlemiştim. 8 yıl gibi uzun bir süre müzik alanında çok ciddi eğitimler aldıktan sonra yatırımını bu alana yaptıktan sonra ve bu alanda da para kazanmaya başladıktan sonra bir trafik kazası sonrası birden bütün müzik kariyerini kapatarak oyunculuk alanına yönelmiş ve şu anda tanınan bilinen bir oyuncu aslında bakarsanız. Dolayısıyla hani böyle radikal kararlar alabiliyor kişiler. Biraz daha soyut manevi yönü de olan bir alan aslına bakarsanız yaşam felsefesindeki değişim. Bu tarz değişim ve gelişimlerin olmasını bekliyoruz üçüncü alandaysa. Evet. Peki şunu diyebilir miyiz Ali Ozan Bey, şu alanda daha çok gelişim sağlanabiliyor. Böyle bir şey söyleme ihtimalimiz olur mu travma sonrası bunu, gelişimde? Bunu şöyle söyleyebiliriz. Belki spesifik bir alanı söylemek zor. Çünkü kuramcılar da kuramı açıklarken şunu söylüyorlar. Yani kişiler bu alanlardan bir ya da birkaçında gelişim gösterebilirler şeklinde bir açıklaması var. Dolayısıyla yapılan çalışmalar da aslına bakarsanız net bir veri vermiyor bize. Çünkü dediğim gibi bilimsel olarak yeni çalışılmaya başlanmış bir konu. Daha çok çalışmaya ihtiyaç var ama elimizdeki ilk verilere dayanarak şunu söyleyebiliriz. Kendilik algısındaki değişimin, gelişimin, kişinin travma sonrası yaşayacağı değişimin, gelişimin daha fazla olduğunu söyleyen çalışmalar var. Yurt dışında yapılan kanser hastalarıyla yapılan çalışmalar var. Ülkemizde Göcek tarafından mesela yapılan bir çalışmada, diyabet hastalarıyla yapılan bir çalışmada kendilik algısındaki gelişimin en fazla, bu saydığımız 3 alan içerisinde en fazla değişim ve gelişim gösterdiği alan bulunmuş. Ama başka gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmalarında kişiler arası ilişkilerde de daha fazla değişim ve gelişim gösterdiğini bulan çalışmalarda mevcut. Dolayısıyla literatür bu konuda şu an için en azından bize net, evet şu alan en çok gelişme gösteren alandır sorusunun cevabını çok vermiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Benzer çalışmalar var gerek yurt içinde gerek yurt dışında yapılan çalışmalarda. Yaşam felsefesindeki değişimin aslına bakarsanız en az gelişen ve değişen alan olduğu bilgisi literatürde var. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Biraz soyut bir alan olması sebebiyle ilk iki alana göre daha böyle değişimi zor, daha felsefi yönü olan
bir alan olması sebebiyle belki bu diğerlerine göre daha az gelişen bir alan olarak literatürde yer alıyor olabilir. Ama onun dışında net olarak şu alan daha çok gelişiyor. Şu an için diyemiyoruz. Diyemiyoruz, evet. Peki son olarak şunu sormak istiyoruz size. Daha çok değişen yaşam tarzları olumsuz anlamda travma sonrası gelişimi destekleyici kavramlar oluyor diyoruz. Peki hangi travmatik yaşantılarla çalışıyorsunuz siz acaba? Travmatik yaşantılar açısından baktığımızda yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli alanlarda çalışılmaya başlanan bir konu. Yeni olmasına rağmen. Mesela yurt dışından birkaç örnek verecek olursak... kanser hastalarıyla, evet. Özellikle spesifik olarak meme kanseri hastalarıyla çalışılıyor. Yanık travması yaşayan bireylerle beyin yaralanmaları gerçekleştirmiş, beyin hasarlı hastalarla. Trafik kazaları da herhalde. Trafik kazaları, evet. Mesela riskli işlerde çalışanlar ya da travmatik yaşantılara maruz kalan bazı meslekler var. Ölüme, yaralanmaya çok maruz kalan kişilere müdahale eden meslek grupları, ambulans şoförleri, arama kurtarma çalışmaları, itfaiye çalışanları gibi. Bu saydıklarım yurt dışında mesela savaş gazileri gibi travmatik yaşantılarla çalışılmış. Özellikle bir şimdi konu. Mesela 99 depremi benim aklıma geldi. Depremzedeler sanıyorum bu kategoriye kesinlikle girebilir. Kesinlikle yurt içine ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda söylediğiniz gibi Van depremini yaşayan bireylerle yapılmış çalışmalar mevcut. Marmara depremini yaşayan bireylerle yapılmış çalışmalar mevcut. Kanser hastaları, spesifik olarak meme kanseri hastalarıyla çok yoğun çalışılıyor. Akciğer kanseri hastalarıyla yapılan çalışmalar var. Trafik kazaları, kalp krizi geçirmiş bireylerle yapılan çalışmalar var. İnfertil bireylerle yapılan çalışmalar var. Diyabet hastalarıyla yapılan çalışmalar var. Mesela enteresan, belki ilk etapta çok böyle travmatik gibi düşünülmeyebilir ama aslında travmatik bir yaşantı olan şizofreni hastalarına bakım veren kişilerle yapılan çalışmalar var. Boşanma aslına bakarsanız. Çünkü travmanın ilk tanımında demiştik ya, yoğun korku, kaygı, endişe, ani bir şekilde ortaya çıkması vesaire gibi. Boşanmış ebeveynler, çocuklarıyla yapılan çalışmalar var. Yeni bir kavram ama çok çeşitli alanlarda. Aslında yelpazesi çok, çok geniş. Çok geniş. Çok sayıda çalışma var. Daha ihtiyaç da var. Yani bu yapılanların dışında literatürün bu anlamda desteklenmeye ihtiyacı olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Ali Ozan Bey, son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları almak istiyoruz. Mesajlarınız neler olur izleyenlerimize ve dinleyenlerimize? Dediğim gibi kavram aslına bakarsanız yeni bir kavram. Bizler travmayı genelde hep böyle olumsuz taraflarını görüyoruz. Daha çok travma deyince aklımıza travma sonrası stres belirtileri geliyor. Travmadan sonra kişilerin yaşayacağı olumlu, pozitif yönde değişimler olmayacağı düşüncesi hakim olabiliyor. Aslında öyle değil işin iç yüzü. Bunu, bu krizi fırsata çevirmek biraz daha bizim elimizde. Dolayısıyla bu saydığımız sistematik, bu stratejik süreçleri yönetebilirse kişiler ya da bu konuda destek alırlarsa gerçekten yaşadıkları bu krizden sonra olumlu yönde değişim ve gelişim göstermeleri mümkün. Yeter ki bu süreci uygun şekilde yönetsinler. Yönetemedikleri durumlarda da uzman desteğine başvurmaları da faydalı olacaktır. Evet. Sayın konuğumuz Ali Ozan Yurtsever, çok teşekkür ederiz. Ben bugün bizlerle ederim. Birlikte ne olup demek? Değerli bilgileri aktardığınız için çalışmalarınıza da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim size. Çok merci. Sağ olun. Psikolojinin Penceresinden programımızın sevgili izleyicileri ve dinleyicileri, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konumuz travma sonrası gelişimdi. Uzman klinik psikolog Sayın Ali Ozan Yurtsever bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.